19. bölüm karboni bileşiklerinin alfa karbonun üzerinden yürüyen kondansasyon reaksiyonları ve alfa beta doymamış karboni bileşiklerinin beta karbon üzerinden yürüyen katılma reaksiyonları üzerine. Karboni bileşiklerinin ayrıca biliyorsun bu karbon oksijen çift bağına katılma sonucunda işte nükleofilik katılma reaksiyonuyla katılma ürünü de veriyor. Yani özetle karbonil bileşiği veriliyorsa size eklenen reaktife bakarak karbonil karbonla mı katılacak yoksa alfa karbonundaki protonu koparıp onun üzerinden mi reaksiyon yürüyecek ona bakmanız lazım. Karbonil grubuna da alfa beta doymamış çift bağ var ise birinci karbonil grubuna göre doğrudan bağlı olan alfa, diğeri de beta. O zaman beta karbon üzerinden katılma reaksiyonu yürüyor. Bu bölümde 18. bölümde alfa karbonundan ki asidik protonu kopararak buraya işte halojen bağlanması, alkil bağlanması konusundaydı. Bu bölümde yine devam ediyor bu şekilde. Burada alfa karbonundaki alfa protonu koparıp oraya halojen brom bağlama değil de bir çeşit böyle dimerleşme reaksiyonu gibi düşünebilirsiniz. Yani kendi kendisine katılma olabilir, başka bir karbonil bileşiğiyle etkileşim olabilir. Kondansasyon demek su ayrılması demek yapıdan. Önce aldehitlerin kondansasyonundan bahsedeceğiz ya da işte bu bölümde bahsedeceğimiz reaksiyonlar. Buraya ben özetini verdim. Bunun resmini çekebilirsiniz telefonunuza kaydedip sonra çalışırsınız, tekrar edersiniz. 2 mol aldehit bazik ortamda 5 derecede etkileştirildiği zaman alfa beta hidroksaldehit elde ediliyor. Oradan da yapıdan su ayrıldığı zaman da alfa beta doymamış aldehit bileşiğini elde ediyorsunuz. Buna aldehitlerin kondansasyonu diyoruz. Tabii esterlerde de karbonil bileşiği var. Esterlerde de alfa karbonunda proton olabilir. Esterlerin yani 2 mol esterin, aynı esterin veya farklı esterin yine sodyum etoksit gibi bazik ortamda etkileştirmesi sonucunda beta keto ester ya da bir üçlü karbon sistemi elde edebilirsiniz. Esterlerin kondansasyonunun özel bir ismi var, Claisen kondansasyonu. Diester yapısında ise yani aynı zincirin bir ucunda bir ester grubu, diğer ucunda başka bir ester grubu varsa böyle olduğunda yine bazik koşullarda halkalı bir keto ester yapısı elde ediyorsunuz. Halkalı bir bileşiğe ihtiyacınız varsa bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bu da Dieckmann kondansasyonu olarak adlandırılıyor. Üçüncü üzerinde vurgulayacağımız, konuşacağımız konu da karbonil bileşiğine eğer bir çift bağ komşu ise beta karbonla bir nükleofil eklediğiniz zaman, ortama nükleofil eklediğiniz zaman beta karbonla nükleofilin bağlanması sonucunda işte zincir uzatıyorsunuz. Buraya başka bir fonksiyonel grubu bağlayabilirsiniz. Evet, Claisen kondansasyonu, esterlerin kondansasyonu üzerinde duracağız. Aldehit ketonların aldol kondansasyonundan bahsedeceğiz. Çapraz aldol kondansasyonu var. Çapraz aldolde aynı iki aldehit değil de farklı iki aldehit etkileşebilir. Yine aldol kondansasyonuyla halka oluşumu ve katılma reaksiyonları alfa, beta doymamış aldehit ve ketonlara katılma reaksiyonu ve mannik reaksiyonu olmak üzere birkaç alt başlık altında bu bölümde alfa karbon üzerinden ya da beta karbon üzerinden yürüyen reaksiyonlara bakacağız. Evet, bu bölümün odak noktası kondansasyon ve konjüge katılma. 18. bölümde alfa karbonuna elektrofilik katılmadan bahsetmiştik. Elektrofil bağlanıyordu. Ve farklı büyüklükteki halkalar nasıl sentezlenir? Beşli halka nasıl sentezlenir? Ya da altılı halka nasıl sentezlenir? Ona bakacağız. Daha sonra azot içeren bir, amin içeren bir karbonil bileşiği içeren bir yapıyı sentezlemek istiyorsanız bunu nasıl gerçekleştirirsiniz? Ona değineceğiz. Öncelikle Claisen kondansasyonundan başlıyoruz. Yani 2 mol ester bazik ortamda etkileştirildiğinde burada iki ester de birbirinin aynı. R üstü aynı. Yani 2 mol aynı ester
Sodyum alkolat ile etkileştirildiği zaman sonra ortama asit eklendiğinde beta keto ester. Şuraya ester yapısı diyelim, şu kırmızı ile gösterilen, onun alfa ve beta konumunda bir karbonil daha var. Keto ester. Aldol kondansasyonunda yine iki aldehit var. Aynı aldehit bu örnekte. Burada renkleri ayırmış. Kırmızı olan moleküldenin alfa karbonundaki proton baz tarafından koparılıyor. Yani üründe gördüğünüz gibi kırmızı aynen korunuyor. Şuradan bağlanıyor. Karbonil grubuna oluşan anyon karbonil karbonuna katılıyor. Karbon oksijen bağı açılıyor. Gördüğünüz gibi aslında şu karbon ile alfa karbonu ile karbonil karbonu arasında bir mavi ile gösterilen tek bağ oluşuyor. Anyonun nükleofilin karbonil grubuna katılması gibi reaksiyon yürüyor. Daha sonra ısıtırsanız kondansasyon reaksiyonu gerçekleşiyor. Yani yapıdan su ayrılıyor. Alfadaki hidrojen ile betadaki OH grubu yapıdan su olarak ayrılırken mavi tek bağ olan karbon-karbon bağı çift bağa dönüşüyor. Yine alfa beta doymamış karbonil grubu varsa beta karbonuna nükleofil ekleniyor. Çift bağa tek bağa dönüşüyor. Sonra da asit eklediğiniz zaman asidin protonu da alfaya bağlanıyor. Dolayısıyla zincir uzamış bir karbonil bileşiğini bu yolla sentezleyebilirsiniz. Şimdi tek tek bunlara odaklanalım. Bunların mekanizması nasıl? Katılmam oluyor. Hangisinden proton koparılıyor? Burada bir kere şuna dikkat edin. Eğer size verilen bileşik aldehit, keton veya esterse, ikinci eklenen reaktif baz ise, bu sodyum hidroksit olabilir, sodyum etoksit olabilir. Bu durumda reaksiyonun karbonil karbonu değil, alfa karbonundaki asit protonlar üzerinden yürüdüğünü anlamanız gerekiyor. İki molekül de aynı. İki mol ester. İkisinde de alfa hidrojeni var. İki tane, ikişer tane. Sonuçta aynı molekül olduğu için kırmızı molekülden ya da soldaki molekülden kopmuş önemli değil. Aynı yere varıyor sonuçta. Baz alfadaki protonu koparıyor. Burada bir anyon oluşuyor. Oluşan anyon karbonil karbonla diğer molekül esterin karbonil karbonla nükleofilik atak yapıyor. Karbonil karbonla katılma gerçekleşiyor ve beta keto ester yapısı elde ediliyor. Şimdi buradan böyle bakıldığında görmesi zor olabilir ya da şu ürünü yazmak zor gelebilir size. Bunun pratik yolu var. Bakın böyle pembe pembe noktalar içinde alınmış. Deniyor, şöyle yapacaksınız. Şu bir molekülün ORS ile yeşille gösterilen diğer molekülün alfa karbondaki proton alkol olarak yapıdan ayrılırken sağdaki molekülün karbonuyla soldakinin karbonuyla arasında şu yeşil görüyorsunuz. Onlar birbirine bağlanıyor. Sizden direkt ürün isteniyorsa bunu yazmak çok kolay. Ester kısmının alfa karbondaki protonu diğer esterin ORS ile alkol oluşturduğunu düşüneceksiniz ki öyle oluyor. Ve ikisi arasında bağ oluşturuyorsunuz. Şöyle araya bir çizgi çizin. Şu yeşil çizgi. Beta keto ester. Şimdi bakalım mekanizma nasıl oluyor? Daha detaylı olarak. Şimdi ben sözel olarak anlatıyorum ama hayal edemeyebilirsiniz. Ortama eklediğiniz sodyum alkolat güçlü baz. Esterin 2 mol ester ekliyorsunuz ama bir tanesinin alfa protonunu koparıyor, asidik protonunu ve bir anyon oluşturuyor, karbanyon. Bu eksi yüklü anyon nükleofil gibi davranır. Diğer molekülün artı olan, kısmen artı olan karbonil karbonuna saldırır. Yani eksi olan bir şey artı ile etkileşip nötr olma derdinde burada. Tabii ki bu anyonların niye oluştuğu, neden kararlı olduğunu hatırlarsınız. Rezonansının formüllerini bahsetmiştik 18. konuda. Eksi yük komşuda karbonil grubu tarafından elektronlar çekiliyor ve diğer oksijenin üzerine aktarılıyor. Yani eksi yük karbon ile oksijen arasında gidiyor. Bu seyahat ne kadar çok olursa, ne kadar çok uzun olursa
kopan proton gelip ona bağlanmaz. Yani denge daha çok bu yöne doğru, ürünler yönünde ilerler. Eksi yüklü bir karbanyonumuz var. Nükleofilik özelliğe sahip. Bu artı bir merkez arıyor kendisine. Artı bir yer arıyor. Artı da neydi? Elektrona ihtiyacı olan yer. Bunda da elektron fazlalığı var. O yüzden bu elektronlar ortaklaşa kullanılmak üzere yani iki molekül etkileşiyor. Karbonil karbonu, esterin karbonil karbonu kısmen pozitif olduğu için artı eksi etkileşim üzerinden reaksiyon devam ediyor. Karbon oksijen bağı açılıyor. Eksi yüklü bir yine ürünümüz var. Alkolat yapısında eksi yüklü yapılar kararsız. Bir şekilde yapıdan ya bir şey atar ya da dışarıdan bir şey alır. Nötr forma geçmek ister. ORE grubu yapıdan atılır. Karbon oksijen çift bağı tekrar oluşurken gördüğünüz gibi burada alkolat aslında bir çeşit baz gibi de. Yani katılıyor, işi bitiyor, sonra ayrılıyor. Nötr beta keto ester yapısı elde ediliyor. Sonuçta keto ester şu demek, bir tarafta ester var, bir tarafta keton yapısı var. Esteri alırsak ana yapı olarak alfa, beta. Beta'da keto var. Yani beta'da keton karbonilu var demek. Bu ürün elde ediliyor. 18. bölümdeki şeyler burada tekrar tekrar ediliyor aslında. Aynı mekanizma. Ortamdaki baz iki karbonil grubu arasındaki protonu koparır. Ki bunu 18. bölümde işlemiştik. Eksi yüklü bir karbanyon oluşur. İki karbonil arasındaki protonların asitliği çok daha fazlaydı. Hatırlarsanız iki tane elektron çekici grup arasında kaldığı için protonun elektron yoğunluğu az oluyor. Artık o da bir pozitiflik kazanıyor. Ve ortama baz eklendiği zaman çok kolay bunu yapıyı terk edip gidip onunla etkileşebiliyor. pKa'sı 9. Eksi yüklü karbanyon hem soldaki karbonil grubuyla rezonansa girip karbondaki eksi oksijene taşınabilir. Ya da mavi oku takip ederseniz eğri okları eksi yük sağdaki karbonille kırmızı karbonil grubuyla elektron aktarımı sonucunda eksi yüklü oksijen karbondan kırmızı oksijene göçüyor. Dolayısıyla 1, 2, 3 tane rezonans sınırı formülü var. Rezonans sınırı formüllerinin sayısı ne kadar fazlaysa o kadar kararlıydı molekül. Ve kopan protonun gelip tekrar karbona bağlanma şansı da azalıyor. Çünkü iki oksijen ve bir karbon arası gidip geliyor elektronlar. Orada bir yerde yakalaması lazım tekrar bağlanabilmesi için. Karbonun eksi olduğu anı kollaması gerekiyor. Eksi yüklü karbon orta basitlendirdiğiniz zaman asit baz etkileşimi gibi düşünün. Karbanyon baz gibi davranıp asitteki protonu alır ve keto formuna dönüşür. Tabii bu keto enol tautomerisi var hatırlarsanız. Keton formları alfada proton varsa bu proton oksijen ve karbon arası gidip geliyor. Enol formu da ortamda bulunuyor. Yani siz bunun enemonunu çektiğiniz zaman, keto formunun çektiğinizi düşünüyorsanız, yanılıyorsanız ortamda belli bir miktarda da enol formu var. O yüzden OH2'de görebilirsiniz. Bu bir safsızlık değildir. Sonuçta bu Claisen kondansasyonu yani iki tane esterin bazik ortamda etkileşimi ne işimize yarıyor? Eğer size beta keto ester lazımsa bu yöntemi kullanıyorsunuz. Esterde eğer bir tane alfa hidrojeni var ise Claisen kondansasyonu yani geleneksel olağan Claisen kondansasyonu gözlenmiyor. Yani sodyum etoksit ekleyerek siz bundan reaksiyon gerçekleştiremezsiniz. Mesela bu molekülde baktığınızda alfada bir hidrojen var. Alfa karbonda bir hidrojen var. Bu nedenle bu bileşik Claisen kondansasyonunu gerçekleştiremiyor. Sodyum etoksit kullandığınız zaman. Ama bazı değiştirirseniz olabilir. Sodyum etoksit de olmuyor. İki tane proton lazım ki beta keto ester elde edesiniz. Sonuçta reaksiyon mekanizmasını gösterdik. Orada üçüncü basamakta
sonuçta proton kopuyor, sonra dışarıdan alınıyor. Yani mekanistik olarak onun olması mümkün değil. 2 mol propanoat, metil propanoat esteri. Sodyum metoksit ile etkileştirildiğinde son ürün, şu gördüğünüz ürün, beta-keto ester. Bir kez daha söyleyeyim. Bunu şey yapın, 2 mol diyorsa 1 molünü böyle yazın. Diğer molünü de alta yazın. Ya da yanına yazın. Birinin hidrojeni ile diğerinin O metili alkol olarak ayrılırken, metanol olarak ayrılırken şurada bir karbon-karbon bağı oluşuyor. Ben böyle bakarak yazamıyorum diyorsanız adım adım mekanizmayı yazın. Öncelikle sodyum metoksit gibi bir güçlü baz kullanıldığı zaman asidik protonu koparacak. Karbonil karbonunun alfa konumundaki proton asidik onu koparıyor, eksi yük oluşuyor. Sonra oluşan bir eksi yük, ortamda bir mol daha bu esterden var, metil propanoattan var. Onun karbonil karbonuna saldırıyor ve köşeli parantez için şimdi gösterilen bu işte ara ürünü oluşturuyor. Eksi yüklü karbon nötr olmak adına siz sonra asit ekliyorsunuz ortama. Asitten protonu alıp nötr beta keto ester yapısını elde ediyor. Bunu böyle işte 2 mol esterden çıkınca beta keto ester. Hani reaktant bu, ürün bu. Çünkü bazen size ürün verilir. Bu ürünü nasıl sentezlersiniz diye sorulur. Bu bir keto esterdir. Retrosentez yapmanız gerekiyor. Retrosentetik yolu düşünmeniz gerekiyor. Böyle durumda bu ester kısmını şu kırmızı molekülü görüyorsunuz ya, onun alfa beta. Şu karbonu kırın hayali olarak. Bu tarafa bir O etil ekleyin. Buraya da bir hidrojen ekleyin. Bundan da 2 mol metil propanoattan çıkarak bunu sentezleriz diyebilirsiniz. Şimdi burada zincir uzamış. Daha karmaşık bir molekül gibi gözüküyor burada. Fakat böyle büyük bir moleküle, büyük resme bakın hep deriz ya, bazen büyük resme bakmamak gerekiyor. Bir yere odaklanmanız gerekiyor. Odaklanacağınız yer, eğer ortamda baz var ise sadece alfa karbonu. Oraya bakmanız lazım. Bazınız sodyum etoksitse alfa karbonda mutlaka 2 hidrojen olması lazım. Bu reaksiyonun yürüyebilmesi için. Sonra bakın 2 hidrojen var mı? Var. Tamam, varsa devam ediyorsunuz. Yoksa bu reaksiyon vermez deyip kestirip atıyorsunuz. Baz alfa karbondaki asit protonu koparıyor. Anyon oluşuyor. Karbanyon. O karbanyonda diğer mol bu esterin karbonil karbonuna saldırıyor ve karbon-karbon çift bağ oluşuyor. Şimdi bunu inşallah hayal edebilmişsinizdir. Şimdi buraya çizmem biraz zor olacak bu molekülü. Çünkü çizim kısmı çok iyi çalışmıyor bu zoom'un. Şu o, ikinci molekülün OH etini atın. Bu molekülün alfa karbondaki eksi yüklü anyonu diğer molekülün karbonine bağlayın. Eksi yüklü anyona da ortama asit ekleyerek iki karbonil grubu arasındaki eksi yüklü karbonu nötrleştiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi oldukça büyük bir molekül sentezlemiş oluyorsunuz burada. Ama buradaki fonksiyonel gruplara yine odaklanın. Ester var, keton var, beta keto ester. Size bu molekül verilip nelerden çıkarak bunları sentezlersiniz diye sorulduğunda da yapmanız gereken esterden başlayın. Esterin alfa karbonu, birinci karbon, beta karbonu, karbonil grubu. Bu bağı kırın. Bu tarafa O etil ekleyin, bu tarafa hidrojen ekleyin. Reaktantları bulmak için. Bu esterlerin reaksiyonu üzerinden, bazik ortamda reaksiyonu üzerinden yürüyen bir diğer reaksiyon ise molekül içi. Eğer aynı molekül zincirinin iki ayrı ucunda ester yapısı varsa, siz molekül içi Claisen kondansasyonu ile beşli ya da altılı halkalı bileşikleri sentezleyebilirsiniz. Eğer sisteminiz 7 karbonlu ise, burada görüyorsunuz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 karbonlu ise altılı halka sistemini elde ediyorsunuz. 6 tane karbon içeren bir sistem. Eğer sisteminiz 6 karbonlu ise 5 karbonlu
bir halka sistemini oluşturabiliyorsunuz. Aynı mantıkla, aynı mekanizmayla yine reaksiyon yürüyor. İster iki tane ayrı ayrı aynı esteri etkileştirin, ister aynı zincirin iki ayrı ucundaki esterleri bazik ortamda etkileştirin. Sonuçta baktığınızda önce alfa karbonları aramanız lazım. Ortamda baz var, tamam baz varsa demek ki bir asidik proton kopacak diyeceksiniz. Kaç tane alfa karbonu var? İki nolu karbonda iki tane iki tane hidrojen var, alfa hidrojeni. Bir de altı nolu karbonda alfa hidrojeni var, iki tane. Yani iki tane aynı alfa karbonu var diyebiliriz. Sonuçta molekül ikideki karbon ile alttaki alfa karbon aynı olduğu için fark etmez. Diyelim ikideki karbondaki protonlardan birisi kopuyor. İkide anyon oluşuyor. Sonra 7'ye saldırıyor. Önce karbon oksijen bağı açılıyor. Sonra tekrar kapanıyor mekanizmaya. Şimdi biraz sonra geleceğiz. 2 ile 7 arasında burada bir bağ oluşuyor. Şu kırmızı okla gösterdiğim yerde. Sağdaki esterin alfa karbonu kullanıldığı için ester kısmı aynen kalıyor. 2 nolu karbondan bağlanıyor. Soldakinde ise esterin karbonil karbonu kullanıldığı için ester kısmı, o metil kısmı gidiyor. Karbonil grubu kalıyor. Evet, burada görüyorsunuz şu mavi yuvarlak aynen kalıyor. Şimdi bu molekül dediğim gibi aynı özelliğe sahip. 2 ve 6 nolu karbonlardaki alfa karbonları aynı elektron yoğunluğuna sahip. İkişer proton var. O yüzden 2'den mi kopacak, 6'dan mı kopacak gibi burada bir derdimiz yok. Karar vermemiz gerekmiyor. Ama bazı durumlarda da karar vermek gerekiyor. Nasıl karar vereceksiniz? Yeri geldiğinde ona bahsedeceğim. Evet, bu yeşil daireler 2 ile 7'nin birbirine bağlandığını ve 2 7 arasındaki bağ sonucunda halka kapanması oluştuğunu, gerçekleştiğini ve altılı halkanın oluştuğunu bize gösteriyor. Evet. 2 7 arasında. Şimdi mekanizmaya bakalım. 2'de alfa karbon proton var, asidik proton, ortamdaki baz onu koparıyor ve bir anyon oluşuyor. Yazarken böyle biraz halkamsı yazarsanız, çünkü düz zincir yazdığınız zaman kaç karbon oluşacağını, biraz böyle kaç karbonun halka oluşacağını göremeyebilirsiniz. Bu şekilde böyle biraz halkaya benzer şekilde tekrar kıvırırsanız molekülü, 2'de eksi yük var, 7'de artı karbon var, karbonil karbonu var. Dolayısıyla 2 7'ye saldırıyor ve 2 ile 7 arasında bağ oluşuyor. Burada baktığınız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbon. Sonuçta 2 ile 7 arasındaki bağ sonucunda 6 karbon içeren bir siklohekzen halkasının oluştuğunu görüyorsunuz. Eksi yüklü oksijen daha sonra karbonil karbonu oluştururken yapıdan O metil grubunu atıyor. Ortamdaki baz O metil atıldığı için, bu güçlü bir baz, gelip iki karbonil grubu arasındaki proton asidik onu koparıyor. Anyon oluşuyor. Denge bu yönde. Fakat siz bunu istemiyorsanız, zaten kararsız bir yapı. Ortama asit eklediğinizde asitten proton alıp tekrar beta keto ester yapısı, halkalı beta keto ester yapısını bu şekilde elde etmiş oluyorsunuz. Peki, az önce söylediğim gibi, eğer bu düz zincirli iki tane ester grubu içeren zincir 7 karbonluysa altılı siklohekzen yapısı, 6 karbon ise siklopentanon yapısını elde edeceğinizi söylemiştim. İster bu şekilde aklınızda tutun. 6 karbonsa bunun 1 eksiği 5 karbon, 5'li halka. Yine 2 nolu karbonda alfa karbonu, alfa 1 diyelim buna diyelim. Bir de 5 nolu karbonu da alfa 2 var. Her ikisinde de ikişer tane proton var. İkisinin elektronik çevresi aynı olduğu için ister alfa 1'den ister alfa 2'den kopmuş. Sonuçta bir şey değişmez. Ben siz daha iyi görün, anlayın diye
Üzerine okları ve alfaları ilave ettim. Burada alfa birden proton kopmuş. Böyle bir güneş koydum. Anlayın, bu taraf yıldız koydum önemli diye. İki nolu karbondan proton koptu. Burada bir anyon oluştu. Eksi yük sonra gelip altı nolu artı yüklü ya da kısmen artı yüklü karbona saldırıyor. Bütün reaksiyonları böyle düşünün. Organik bileşikler birbirleriyle asit baz reaksiyonu şeklinde etkileşir ya da elektron veren elektron alan şeklinde etkileşir. O yüzden bir moleküle baktığımızda, ki burada aynı molekülün içinde hem eksi oluşu hem artı kısım var, ya da iki ayrı molekül verildiğinde bunun hangisi eksi kısmı, o molekülün neresi eksi, diğer molekülün neresi artı, ona bakıp onlar arasında bir etkileşim yazmanız gerekiyor. Artı ile eksiği etkileştirecek şekilde. Yani ihtiyaç fazlası olan ve ihtiyacı olan moleküller arası etkileşim var. Zıt yükler birbirini çeker mantığıyla. Fazla olan az olana veriyor ve bunlar bu şekilde. Çünkü fazla olmak da kararsızlık getiriyor sisteme. Az olmak da kararsızlık getiriyor. Enerji açısından yüksek enerjili yapıyor. Fazla olan veriyor, az olan alıyor. Ve böylelikle bir ne oluyor? Denge oluyor. Kararlı bir yapı elde ediliyor. İki nolu karbon ile altı nolu karbon arasında bir tek bağ oluşuyor. Dolayısıyla halkalı bir sistem oluşuyor. Ve beta ketoester, siklopentanon yapısı içeren beta ketoesteri sentezleyebiliyorsunuz. Diyelim burada şimdi iki farklı yer var. Az önce söylemiştim. Her zaman aynı elektronik çevreye sahip olamıyor. Şimdi bu kırmızı okla gösterdiğim karbon alfa karbonu. Fakat buraya bir elektron veren grup bağlanmış. Bu protonun elektronca fakirse baz tarafından koparılıyor sodyum metoksit. Diğer konuma baktığımız zaman yeşil ile gösterilen konumda iki tane hidrojen var. Burası da yine bir alfa karbonu. Fakat bunun elektron yoğunluğu daha az. Yani buradaki protonlar daha asidik. Size böyle bir molekül verildiği zaman buradan mı halka oluşacak, buradan mı halka oluşacak? Karar verirken iki konumu karşılaştırıyorsunuz. Hangi konum daha protonlar şeyse, asidikse, yani daha elektronca fakirse hangi karbon, onun üzerinden reaksiyon yürüyor. Burada yeşil üzerinden reaksiyon yürüyor. Yani baz buradaki protonu koparıyor. Daha sonra eksi yüklü karbon artı yüklü sağdaki karbonil esterin karbonili karbonuna saldırıyor ve bu ürün elde ediliyor. Buradan giderseniz bu ürün elde edilir. Eğer buradan proton kopsa, anyon buradan oluşsa buradan. Aynı zamanda bir de şöyle bir sıkıntı var. Zaten bu karbonda iki tane proton olması lazım. İki proton varsa bu dikmen kondansasyonunu veriyor. Yoksa reaksiyon bazik ortamda yürümüyor. Diyelim test sorusu sorduk. İşte seçeneklerin içinde bu da var, bu da var. Önce moleküle bakın, alfa karbonlarına bakın. Hangisinde alfa karbonu daha elektronca az? Elektronca az demek, karbonda ne kadar elektron azsa o da gidip protondan o kadar çok elektron alır. Burada ise bu karbon metil gibi bir elektron verici bir grup bağlı olduğu için bu karbona elektron pompalıyor. Dolayısıyla protonu çekmesi azalıyor. Tabii burada yapı üzerinde çok gösterilmediği için bir şey, her karbon dört bağ yapıyor diye düşüneceksiniz. Yazılmayanlar protondur. Ben bunu burada neyse göstereyim. Bu yazılmayan protonu sizin bilmeniz lazım. Hayal etmeniz, düşünmeniz lazım. Onu da kırmızı yapayım. Biraz küçültelim. Diyeceksiniz ki burada bir proton var. Bir de bir dakika şu oku. Biraz aşağı alalım. Olmadı. Bir bağ koyduğumuz zaman okun üstüne bindi. Evet, hidrojeni de yazalım. Bir de yeşil hidrojen var.
Bu yeşil hidrojen mi daha asidik? Yoksa kırmızı hidrojen mi daha asidik? Sorusuna önce cevap vermeniz lazım. Ve sodyum etoksitle bu reaksiyonun yürümesi için iki tane hidrojen lazım. Şimdi bu diyeceksiniz hocam bu üstüne bağlanmadı. Burada bir hidrojen daha var. İki hidrojen var. İki hidrojen varsa reaksiyon bunun üzerinden bu kondansasyon reaksiyonunu veriyor. Dolayısıyla bu şekilde de diyebilirsiniz. Burada iki hidrojen var. Evet, oldu herhalde sanırım. Neyse bunu çiziyorum. Diğerlerini çizmeyeceğim. Artık bunu bu şekilde olduğunu bilin. Bu yeşilde iki hidrojen var alfa karbonda. Diğerinde bir tane hidrojen var. Zaten tek hidrojen varsa sodyum metoksitli ortamda bu reaksiyon yürümüyor. İki tane hidrojen olması lazım. Aynı zamanda burada metil gibi elektron verici bir grup var. Bu protonun asitliğini azaltıyor. Çapraz Claisen kondansasyonunda şimdiye kadar verdiğim örneklerde hep aynı ester. Ya iki aynı ester reaksiyona giriyordu ya da aynı zincirin sağında bir ester grubu, öbür ucunda bir ester grubu olan ve iki alfa karbonda aynı elektronik çevreye sahip olan ester yapıları reaksiyona giriyordu. Çapraz kondansasyon şu demek, esterler farklı. Yine 2 mol ester var. İşte burada kırmızı ile gösterilen ne var? Metil asetat. Diğerinde ise farklı bir ester. İki farklı esterin reaksiyonu sonucunda bazik ortamda, sodyum metoksitli ortamda reaksiyonu sonucunda asimetrik diyelim bir keto ester oluşumunun gerçekleştiği reaksiyon. Tabii burada iki farklı ester varsa İkisinde de alfa protonu varsa işler çok karışık oluyor. İki olasılığı da düşünmeniz lazım. Çok fazla ürün oluşuyor. Sonra da onu ayırmanız gerekiyor. Bu karmaşayı çözmek için, gidermek için seçilen esterlerden bir tanesinde alfa hidrojeni olmamasına dikkat ediliyor. Çünkü alfa hidrojeni olsa mesela şu esterde alfa hidrojen var, self kondansasyon da gerçekleşiyor. Yani kendi kendine kondansasyon da yapabiliyor. Bu kendi kendine kondansasyon yapsa, bu kendi kendine kondansasyon yapsa etti 2 ürün. Bunun alfa karbonu, bunun karbonuna katılsa etti 3 ürün. Burada alfa hidrojen olsa, alfa karbonda bundan kopup buna katılsa etti 4 ürün. Eğer her ikisinde alfa karbonu varsa siz sonuçta 4 ürünü ayırmakla uğraşırsınız. O yüzden ürün sayısını azaltmak, seçimli olan birini sentezlemek istiyorsanız bir molekülü alfa hidrojeni olmayan seçiyoruz. Buraya baktığınız zaman tersiyer bütün grubu alfa karbonunda hidrojen yok. Diğerinde ise alfa karbonunda hidrojen var. Seçimli olarak birini sentezliyorsunuz.